Size onları ilk davet ettiğim günü anlatacağım. Nelere şahit olduğumu anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Çocukluk yaşlarında herkesin bir merakı vardır. Benim merakım da cinler ve gizemli olaylar. Hemen hemen 3 çocuğun ikisi mutlaka gizemli olaylara merakı olmuştur. Cinlere özellikle. Ben de onlardan biriydim. Arkadaş çevremizle bir kitap geçmişti elimize ve bu kitabın içinde onlara dair tüm bilgiler, hemen hemen tüm bilgiler yer alıyordu. Nasıl davet edileceği, nelere benzedikleri, nasıl beslendikleri, hangi kabileye mensup oldukları gibi bir takım farklı bilgiler vardı. Yani herkesin rahatlıkla ulaşamayacağı bilgiler. Bu kitabı nasıl ve nereden bulduğumu merak ediyorsunuz değil mi? Bunu bir sonraki hikayede anlatacağım. Arkadaşlarla birlikte bir gün evimizde toplandık. Elimize geçen bu kitabın aslında bilgilerini doğrulamak istiyorduk. Bir yandan da gerçek olursa tüm merakımız gidecek diye düşünüyorduk. Ve kitapta yazan bir takım şeyleri uygulamak için karar verdik. Onları çağıracaktık. Amacımız onlarla görüşmek, onları görmek, onlarla konuşmak ve onlardan bir dilekte bulunmaktı. O yaşlardaki çocuk için onlar Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan bir cin gibiydi. Yani güzel düşünüyorduk, iyi şeyler düşünmek istiyorduk. Çünkü hayata iyilik penceresinden bakan çocuklardık. Hepimiz öyleydik ve halen daha da öyleyiz. Kitapta yazan bazı tılsımları, büyülü sözcükleri oturduk bir masanın başına ve söylemeye başladık. Tabii bunları söylemeden önce bir takım şeyler hazırladık. Şu an burada ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Yasal veyahut da başka bir sebep veyahut da kimse bunları uygulamasın diye. Aradan 10 dakika geçti. Hiçbir şey olmadı. 20 dakika geçti. Hiçbir şey olmadı. Yarım saat, 40 dakika, 1 saat derken hiçbir şey olmadı ve biz masanın başında öylece oturup bekledik. Bir ümit ışığıdır ya içimizde. Daima bekle, bekle derken 1,5 saat boyunca bir şeyler olmasını bekledik. Bir dolabın kapağının kırılmasını, açılmasını, kapıya birinin vurmasını, ışıkların yanıp sönmesi, televizyonun açılması, kapanması gibi hayal dünyamızın dar olmasından bu gibi şeylerin olacağını düşündük ama hiçbir şey olmamıştı. Tabii sonra biz bu kitaba olan inancımızı yitirdik. Çünkü denemiştik ve hem de eksiksiz denediğimizden emindik. Biz bu kitabı sonra saklamaya karar verdik. Belli ki bu kitapta yazan bilgiler doğru değildi. Yani biz öyle düşünüyorduk. O günün akşamında evlerimize dağıldık. Ve ben bir rüya gördüm. Saat gece 2-3 arasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğüm rüyada bembeyaz kıyafetler olan yaşlı bir amca. Öyle aksakallı amcalar gibi değil. Yaşlı bir amca benim odama giriyor. Hiçbir şey söylemiyor. Geliyor ellerimden tutuyor ve beni odamın dışına çıkarıyor. Odamın dışından beni annem ve babamın yatak odasına götürüp kapısını açıp gir içeri dercesine bir harekette bulunuyor. Ve ben içeri giriyorum. İçeri girdiğimde evin ampulünden aşağı doğru sarkan 2 tane muska görüyorum. Muskalardan birini alıp cebime, diğerini de avucumun içinde sarmalayıp odadan dışarı çıkıyorum. Ve salona gidip o işlem yaptığımız masanın başına oturuyorum. Sonra ne mi oluyor? Bir anda uyanıyorum uykumdan. Ve kendimi o masanın başında buluyorum. Ve o gün itibariyle bende bir uyur gezerlik problemleri başlıyor. Ve bu uyur gezerlik problemleri 2 sene, 3 sene kadar sürüyor. Ben 2 sene, 3 sene boyunca sürekli o masanın başına gidip orada kendimi uyanmış şekilde buluyorum. Annem ve babam beni birçok doktora götürüyor. Herhangi bir rahatsızlık, bir sebep, herhangi bir absürt durum yok. Tabii her akşam değil bu. Masanın başına gitmelerim. Haftanın belli günleri. Sabit işte şu gün bugün değil. Haftada bir kere, iki kere, üç kere. Sadece ama uyur gezerlik problemim beni o masanın başına götürüp bırakıyor. Arkadaşlarım arasından başka kimsede böyle bir problem yok. Sadece bende var. Fikrim benden çıkmış olmasından mı kaynaklı diye düşünmeye başlıyorum sonra. Ya da yapmış olduğumuz işlemde bir şeyleri eksik yaptık da o masaya gitme sebebim yarım kalan işlemi tamamlamak diye mi düşünmeye başlıyorum. Tabii. Yıllar geçti. 2 sene, 3 sene, 4 sene geçiyor. Arkadaşlarımla da görüşüyorum bu süre zarfında ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Bir gün arkadaşlarımdan birinin ölüm haberini alıyorum. Davet yaptığımız arkadaşlarımdan biri trafik kazasında ölüyor. O anki üzüntümü
tabii o anki duygularımı hiçbir şeyle, yani hiçbir şekilde tarif edemem. O an bu kazayı onlara bağlamıyorum. Onlarla ilgisi olduğunu bağlamıyorum. Sonralarında bağlıyorum. Neyse biz cenaze işlemleri derken, defin işlemleri derken, işte çocukluk psikolojisi, en yakın arkadaşlarından birini kaybetmiş olmanın vermiş olduğu üzüntü derken belli bir zaman geçiyor. Birkaç ay kadar. Sonra diğer arkadaşlarla bu konu üzerinde konuşmaya başlıyoruz. Acaba diyoruz. Trafik kazası. Normal sıradan bir trafik kazası değil de yapmış olduğumuz işlemler sonucunda başımıza gelen bir musibet olabilir mi diye düşünmeye başlıyoruz. Sonra benim uyur gezerliğimi bağlıyoruz birbirine. İki arkadaşım var yanımda. Toplam 4 kişi yapmıştık bu işlemi. Biri vefat eden, ben, diğer ikisi. Diğer ikisinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ben de uyur gezerlik dışında. Neyse aradan birkaç ay daha geçiyor. Ve arkadaşlarımdan biri, Ayşe, sebepsiz bir yere intihar ediyor. İlaç içerek. Annesi psikolojik ilaçlar kullanıyor. Annesi psikolojik bir rahatsızlığı vardı. Ve kendisi hiçbir sebep yokken, hiçbir derdi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü en yakın arkadaşlar olarak herhangi bir derdini bize anlatacağını biliyoruz. İntihar ediyor. Ve geriye iki kişi kalıyoruz. Burcu ve ben. Bu arada benim de adım Merve. Bu olayların sıradan bir olay olmadığını, aslında bunların yapmış olduğumuz işlemin bir ilgisi olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Ki hanginiz olsa böyle düşünür, kim olsa böyle düşünür. Daha sonra yaptığımız işlemi ailemize söyleyip söylememek arasında kararsız kalıp düşünmeye, bir çıkış yolu aramaya, bunlara mantıklı bir açıklama bulmaya çalışıyoruz ama bulamıyoruz da. Acaba diyoruz, o hani Amerikan filmlerinde sırasıyla hani arkadaş grubu ölür ya, acaba diyoruz sırada hangimiz var? Sonra hangimiz kalacak? Ya da biz de mi öleceğiz? Böyle garip garip şeyler düşünmeye başlıyoruz. Ve şimdi asıl bomba geliyor. Bir akşam uykuyla uyanıklık arasında, uykuya dalmak üzereyken Ayşe salondan bana bağırıyor. Sesini duyuyorum. Yani rüya ile, yani rüyalar aleminde vesaire değil. Normal çıplak kulağımla duyuyorum. Adımı söylüyor. Merve, 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 gel buraya, Merve, gel. Gel, gel Merve, gel diyor. Ama böyle telaşlı bir bağırış. Öyle avazı çıktığı kadar değil. Tabii korkuyorum, çocuğum. Henüz yeni 17 yaşına girmişim. Gitmiyorum. O bağırmaya devam ediyor, gitmiyorum. Hava aydınlanınca bağırış sesleri de bitmeye başlıyor. Bu böyle birkaç akşam üst üste devam ediyor ve ben korkudan artık annem ve babamla yatmaya başlıyorum. Sebebini sorduklarında da İşte iki arkadaşımı kaybetmiş olmanın üzüntüsü beni depresyona, bir bunalıma soktu. Yalnızlık hissine kapıldım ve bu yüzden acılarımı sizlerle uyuyarak geçiriyorum gibi yalanların arkasına sığınıyorum. Bir akşam evde otururken mutfaktan bir çıtırtı geliyor ama normal bir çıtırtı yani. Mutfağa gidiyor. Hiçbir şey yok. Beklediğiniz gibi işte dolap kapakları açılıp kapanmıyor. Herhangi bir paranormal olay da yaşamıyorum. Sonra tekrar salona geçiyor. Salona geçtiğimde Ayşe masanın başında ayakta durmuş beni bekliyor. Sen sebep oldun diyor bana. O an gördüklerim beni o kadar derinden etkiliyor ki bağıracağım, bağıramıyorum, çığlık atacağım, atamıyorum. Kitlenip kalıyorum adeta. Ama gözlerimin fal taşı gibi ayrıldığını da hissedebiliyorum. Koşarak odama gidip kapımı kilitleyip yorganın altına giriyorum. Günlerce yemek yemiyorum. O gördüğüm şey, yani psikolojimi alt üst edebilecek bir şey ve ben artık yapmış olduğumuz işlemlerin bizi bir takım kötü yerlere götürdüğünü hissetmeye başlıyorum. Bir akşam uykumdan uyandırıyor Ayşe beni. Ne diyor biliyor musunuz? Gelmeyecek misin diyor. Tabii. Uyanığım ve cevap veremiyorum korkumdan. Düğününe gelmeyecek misin diyor. Söylediği şeyin anlamlı veya anlamsız olduğu o an umurumda değil. Sonuç olarak arkadaşım ölmüş ve gördüklerimin gerçek olmadığını düşünüyorum ve o korku, o duygu nasıl tarif edilir bilmiyorum. Çok ama anlatması çok ama çok zor bir duygu. Daha sonra avucunun içinde bir kına çıkarıyor bana. Al diyor bunu, yak elini. Almıyorum ondan bir şey. Al al, yak elini. Hiçbir şey söylemiyor. Dişlerimi böyle birbirine sıkmış, avuçlarım birbirine kenetlenmiş şekilde. Dona kalmışım. Sadece ona bakıyorum. Yine gözlerim fal taşı gibi açık. Al diyor bunu, yak elini. Alacaklar seni birazdan. Seni bekliyorlar. Ve sonra kapıdan çıkıp gidiyor.
ve o gidince ben yorganı kafama çekiyorum. Gördüklerimin bir rüya olduğunu ve uyandığımda her şeyin biteceği ümidiyle uyumaya zorluyorum kendimi. Öyle zorlarken uyuyakalıyorum. Gözümü açtığımda bana uzattığı kına başucumda. Başucumda duruyor. Ve artık olan biten tüm her şeyi yıllar evvelinden başlayarak önce anneme daha sonra babama anlatmaya karar veriyorum. Fakat annemle babama ben bu olayı anlattığımda annem babam hiçbir tepki vermiyor. Neden diye düşünüyorum. Bir mantıklı açıklama da bulamıyorum. Ama mutlaka bir sebebi olduğunu, sebebi olacağını biliyordum. Burak Doğan.